Erit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Erzincan'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle düşen yıldırım, ağaçlık alanda yangına neden oldu. Erzincan'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle düşen yıldırım, ağaçlık alanda yangına neden oldu. Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sırasında Erzincan-Sivas yolu üzerinde bulunan ağaçlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle ağaçlık alanda yangın meydana geldi. Yaşanan olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak yangının büyümesini önledi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Bir başka yangında Erzincan'ın İzzetpaşa mahallesinde yaşandı. Erzincan'da bir evin bodrum katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Çıkan yangında evde maddi hasar oluştu. Erzincan'da bir evin bodrum katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Olay İzzetpaşa mahallesi 836. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikamet sahiplerinin şehir dışında olduğu bodrum kattaki dairede elektrik kontağından kaynaklı bir yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangında evde maddi hasar oluştu. Erzincan'da kısa dönem askerliğini yapmak üzere gelen erler birliklerine teslim oldu. Erzincan'da kısa dönem askerliğini yapmak üzere gelen erler birliklerine teslim oldu. Vatani görevini yapmak üzere birçok ilde olduğu gibi Erzincan'da da kısa dönem askerler gün içinde teslim oldular. Türkiye'nin her köşesinden gelen vatan evlatları vatani görevlerini yapmak üzere baba ocaklarından çıkarak asker ocağına geldiler. Gün içinde alışverişlerini tamamlayıp ve aileleriyle vedalaştıktan sonra birliklerine teslim olarak vatani görevlerini yapacaklar. Erzincan'da şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran üniversiteli genç kız, 9 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Erzincan'da şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran üniversiteli genç kız, 9 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. İstanbul'dan memleketi Erzincan'a ailesiyle birlikte bayram tatiline gelen, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Eda Kararslan, 2 hafta önce şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı nedeniyle Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Yapılan tetkiklerde kara hastana beyinde atar damar ile toplar damar arasında bir damar yumağı oluşması ve kanamaya neden olan AVM damar yumağı teşhisi konuldu. Beyin ve sinir cerrahi uzmanı doktor öğretim üyesi Barış Özöner ve 5 kişiden oluşan ekip tarafından ameliyata alınan Eda Karaaslan, hastanede ilk kez yapılan ve yaklaşık 9 saat süren operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Doktor Özöner, gerçekleştirilen ameliyat hakkında bilgi verdi. Biz yaptığımız incelemelerde damar yumağı olarak adlandırdığımız AVM dediğimiz bir patolojiyle karşılaştık. Bu damar yumağı yırtılmış ve kanamıştı. Beynin 3 tane bölgesi vardır. Bir ventrikül içi deriz, yani oda içi. Beynin kendisi ve beynin dışı. Burada talihsizlik 3 bölgeye de açılmıştı kanaması. Biz yaklaşık benim girdiğim bir yardımcı pratisyen arkadaşımızın girdiği ve 2 tane hemşireden oluşan bir ekiple ameliyat ettik. Sonra yoğun bakıma aldık. O damar yumağı dediğimiz topu, AVM'yi tamamen çıkardığımızı anladık yapılan kontrollerde. Ondan sonra hastamız belli bir süre yoğun bakımda kaldı. 3 gün 4 gün kadar yutuldu. Sonra yaklaşık 5 gün, 6. gününce servise çıktı. İşte yaklaşık bir 15 gün geçti şimdi. Toparladı sayılır tamamen. Bakalım, biraz da bir görme problemlerimiz var. Onun dışında kolu bacağı düzeldi. Görme problemleri zamanla geçecektir. Şu anda her şey yolunda. Bu AVM, yani damar yumağı patolojisi, çok sık görülen bir durum değil. Bu normalde beyni besleyen damarlar var. Bunlar normalde ilk önce bir atar damar olarak geliyor. Ondan sonra toplayıcı bir damar olarak beyinden çıkıyor. Ama bu AVM, yani damar yumağı patolojilerinde böyle bir yumak oluşuyor. Ve bunlar normalde olmaması gereken şeyler. Ve bunların kanama riski oluyor. Bunlar çok sık görülen patolojiler değiller. Yani 100 bin kişide 6-7 kişide görülüyor yaklaşık.
Genelde de kanamazlar aslında. Takip sırasında fark edilir. Gençlerde bu tür kanamalar olduğunda sizi şüphelendirir yani. Normalde genç bir insanda beyin kanaması çok fazla beklemezsiniz. Yaşların hastalığıdır. İlk yaptığımız tetkiklerde zaten AVM olabileceğini düşünmüştük. Angiografi diye bir tetkik var. Onu yaptığımız zaman gerçekten AVM olduğunu fark ettik ve hızlı bir şekilde ameliyata aldık. Bunu ilk defa yapıyoruz Erzincan'da. Daha önce yapılmamıştı. Yani benzer ameliyatlar yapıldı ama hani AVM ve bu kadar büyük bir kanama olan bir hasta ilk defa yapılıyor. Zaten bu hastalar genellikle sonuçları da çok iyi olmuyor. Yani hastanın genç olması çok büyük bir etken bizim için. Genelde ya kuvvetsizlik kalır, bir şey kalır. Hatta bu hastaların kanama olmuşlarının da bir kısmı ne yazık ki takip süresinde ve ameliyat süresinde kaybedilir. Eda çok şanslı. Biz de şanslıyız tabii. Her şey yolunda. Bakalım inşallah bundan sonra iyi gelecek. Eda Karahaslan'da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Çok şiddetli bir baş ağrısıyla. Ya bir anda oldu aslında. Hani 10-15 dakikalık bir baş ağrısıyla. Annem babamın yanına koştum direkt. Hani ağlayarak çok büyük baş ağrısı var dedim. Onlar da direkt hastaneye beni kavuştu sağ olsunlar. O şekilde yani. Çok şiddetli baş ağrısıyla gitti. Şu anda nasıl hissediyorsun? Şu an gayet iyiyim. Yani doktorların sayesinde çok çok iyiyim. Daha da iyi olacağım inşallah. Sayın seyirciler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi toplu yemek organizasyonlarını da zora sokuyor. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Öğretim Üyesi Doktor Arif Onur Eden, sıcak havalarda toplu yemek tüketimlerine değinerek önerilerde bulundu. Mevsim itibarıyla gerçekten çok sıcak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi toplu yemek organizasyonlarını da zora sokuyor. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Öğretim Üyesi Doktor Arif Onur Eden, sıcak havalarda toplu yemek tüketimlerine değinerek önerilerde bulundu. Mevcut beslenme alışkanlıklarımız veya da mikrobiyal hadiselerin ön plana çıkması nedeniyle ishal salgınları, ishal nedeniyle sıvı tüketiminin artması ve sıvı tüketiminin beraberinde sıcak havalarla beraber daha da artmasıyla beraber daha derin semptomlarla başvuran hastalarla karşılaşmaktayız. Özellikle halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, kas ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma şikayetleriyle başvurular acil servisimize özellikle bu mevsim itibariyle artıyor. Tabii ki bu şu şekilde salgın olarak değerlendirmiyoruz. Ancak ishallere de bu seneki vakaları da bu şekilde değerlendirmekte fayda var. İshal özellikle sıcak yaz aylarıyla beraber beslenme alışkanlıklarımız, su rezervlerinin azalması, köylerde başta olmak üzere farklı su kaynaklarının en azından toprak altından gelen derin su kaynaklarının kullanılması nedeniyle ishal semptomları veya beklemiş sulara tüketmek nedeniyle özellikle köy ahalisinin de tüketmesi nedeniyle karşılaştığımız bir durum. Şehirde özellikle şehir merkezinde belediyelerimiz başta olmak üzere tüm ilçe ve belde belediyelerimiz artı Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili önlemleri alıyor. Ve bu önlemler neticesinde hani içme suyundan kaynaklı olarak olmadığını düşünüyoruz en azından zehirlenmelerin. Ve bunlarla ilgili olarak sık sık denetimlerin yapıldığında arkadaşlarımızdan bilgi almaktayız. Halk sağlığındaki arkadaşlarımızla da istişarelerimizde bu konuyla ilgili bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Ama her ne kadar dediğimiz gibi her önlem alınmış olsa bile ishalin aynı zamanda aynı grip, nezle gibi mikrobiyal bir hastalık olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Yani aramızdan bir kişi bu ishale viral bir ishale maruz kaldıysa bu virüslerin insanlara aktarımı nedeniyle yani grip, nezle gibi hastalıklar gibi aktarımı nedeniyle de ishal hastalığıyla ilgili şikayetlerin sayısı artmakta. Yalnız tabii ki bir şikayetlerin artmış olan şikayetlerin salgın olarak telendirmek için elimizde farklı verilerin olması gerekiyor. Farklı şeylerin, dataların en azından analizlerin oluşması gerekiyor. Salgın düzeyine ulaşmakla en azından vaka sayısının artmasını bir yerde ayırt etmek gerekiyor. Şu an bizim içinde bulunduğumuz, Erzincan için konuşacağımız koşulda hani vaka sayısının arttığını söylemek gerekli iken salgın düzeyine ulaşmadığını da belirtmekte fayda var. Şu an hani toplumda en azından Erzincan için konuşacak olursak bir salgın
yaşandığını söylemek çok iddialı bir ifade olur. Öyle bir durum söz konusu değil. Vaka sayısında artma vardır ama bu beklenen ölçütlerdedir. Az önce de söylediğimiz gibi soğuk sıcak hava koşulları ve işte su tüketiminin, su rezervlerinin azalması veya farklı su kaynaklarının kullanılması ve insanların yakın temasının, birbirine olan temasının artması nedeniyle birbirlerine bulaş söz konusu olmaktadır insanlar arasında ama dediğimiz gibi bunların hazır su kaynaklarından, başta özellikle kendi tükettiğimiz musluklarımızdan akan sulardan olmak üzere en azından belediyelerin bize temin ettiği sulardan olduğunu düşünmüyoruz. Dediğimiz gibi ölçütler, farklı ölçütleri analiz etmek gerekiyor salgın diyebilmek için. Böyle bir infialin en azından oluşmaması adına en azından biz de vatandaşlığımızdan beklentilerimizi sunuyoruz. Artmakta olan şikayetleri nedeniyle tabii ki tıbbi destek durumunun söz konusu olacaktır bizde. En azından işte ilaç konusunda, serum konusunda desteklerimizi biz hastane olanakları dahiline sağlamaya devam edeceğiz ama bizim korktuğumuz bu tür şeylerde özellikle ya kış aylarında, özellikle son dönemde kuş gribi, domuz gribi, işte yaz aylarında ishal vesaire gibi böyle hani toplumda infial yaratacak ölçütlerde, hani fiziksel etkilerinden ziyade psikolojik etkiler de oluşturabilecek infiallerin yaratılmasını gerektirecek ölçütte bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu söylemiyoruz. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden en azından vatandaşımızın rahat olmasını, mevcut şikayetlerin geçici olduğunu, yani çocukluk yıllarımızdan beri karşılaştığımız basit ishal niteliğinde ishaller olduğunu ve gerekli tıbbi desteği sağlayacak unsurlarımızın her an tetikte olduğunu bilmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Sayın seyirciler, Erzincan Merkez 4 yolda meydana asılmış olan Türk bayraklarının rüzgarın etkisiyle yere düştüğünü gören bir çocuk bayrağı yerde bırakmadı. Çocuğun bayrak duyarlılığı ise çevrede bulunan vatandaşlarca takdirle karşılandı. Erzincan Merkez 4 yolda meydana asılmış olan Türk bayraklarının rüzgarın etkisiyle yere düştüğünü gören bir çocuk bayrağı yerde bırakmadı. Erzincan'da şiddetli rüzgarın etkisiyle birlikte yere düşen bayrakları yolda geçen bir çocuk toplayarak kenara koydu. O bayraklar rüzgarda düştüğü için sen ne yaptın? Topladım. Tamam, çok teşekkür ederim. Çocuğun bayrakları toplayarak kenara koyması cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan duygusal anlar kameralarla ölümsüzleşti. Yolda geçen bir çocuk, Türk bayrağının yerde olduğunu görünce eğilerek tek tek toplamaya başladı. Görenleri duygulandıran çocuğun, bayrak duyarlılığı ise çevrede bulunan vatandaşlarca da takdirle karşılandı. Erzincan'ın tanınan simalarından yüzlerce sporcu yetiştiren Siyah Kuşak 5. Dan milli sporcu ve milli hakem Özbek Hoca yetenekleriyle görenleri büyülüyor. Hem spor yapıyor hem resim çiziyor. Sporunun yanında birçok farklı alanda da kendisini geliştirmiş durumda. Eline aldığı kalemle adeta değme ressamlara taş çıkartan Özbek Hoca, karate hocalığının yanı sıra el sanatları alanında da iddialı olduğunu, yaptığı resimlerden anlamamak imkansız. Şimdi hep birlikte Özbek hocamızı izliyoruz. Hey! Ninguém chorou que dá marai. Vai que. Tamam. Önce izliyoruz. Maygeri Chudan os. Os. Erzincan'da çeyrek asırdan fazla karate antrenörlüğü yapan ikinci kademe antrenör Siyah Kuşak 5. Dan milli karateci ve milli hakem Özbek hoca yetenekleriyle görenleri büyülüyor. Tekrar yoy. Üçüncü sayıda Gyoke soldan Gyaksuki Yoy. Anlaşıldı? 1983 yılından bu yana aralıksız karate doğu çalışmaları yapan Özbek Hoca, sporunun yanında birçok farklı alanda da kendisini geliştirmiş durumda. Hem spor yapıyor hem resim çiziyor. Spor salonunda antrenman öncesi ya da sonrası boş vakitlerinde resim çalışmaları yapıyor.
Antrenman sonrası yorgunluğunu kare kalem resim çalışmaları yaparak attığını ifade eden siyah kuşak 5. dan milli karateci ve milli hakem Özbek Hoca, "Sanatla iç içe olmak beni çok mutlu ediyor." açıklamasında bulundu. Merhabalar. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. İsmim Özbek İdali. 1973 Erzincan doğumluyum. Karate'de o hayatıma 1983 yılında babamın karate çalışmalarından etkilenerek başladım. Babam o dönemler Erzincan'ın tek karate antrenörü olan Kazım Aktan'ın talebesiydi. Spor hayatım böyle başladı. Daha sonra ilkokul dönemlerimde resim sanatıyla da ilgilenmeye başladım. Bu durumu keşfeden öğretmenlerim benim bu çalışmalara daha ilgi göstermemi, daha güzel şeyler yapacağımı söylediler. Spor ve resim hayatım böylelikle başlamış oldu. Karate-do sanatındaki kariyerim 5. dan seviyesindeyim. Ulusal hakem, milli sporcuyum, 2. kademe antrenörüm. Hali hazırda Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde fahri olarak antrenörlük yapmaktayım. Resim çalışmalarında kara kalem, yağlı boya, sulu boya, bakır üzerine gravür resim, ahşap, yakma resim, pastel çalışmalarım, bunlar mevcut tabii. Karikatür çalışmalarım var, son dönemler karikatürde çalışıyorum. Bu çalışmalarımı aynı zamanda sporcu arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Resim yeteneği olan sporcularımla bir araya gelerek çalışmalar yapıyoruz. Bilgilerim nispetinde onlara faydalı olmaya çalışıyorum. Eline aldığı kalemle adeta değme ressamlara yaptığı eserlerle taş çıkartan Özbek Hoca, karate hocalığının yanı sıra el sanatları alanında da iddialı olduğunu yaptığı resimlerden anlamamak imkansız. Bakır üzerine resim işlemesi, kara kalem, yağlı boya, sulu boya ve daha birçok türde çalışmalar yapan Özbek Hoca, dünyalar tatlısı öğrencilerine de resim alanında yardımcı oluyor. Dünyaca ünlü Japon usta karate hocaları ile ter döken ve birçok seminerde yer alan Özbek Hoca, sportif çalışmaların yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veriyor. Sinema ve filme olan ilgisini geçmiş dönemde birçok usta oyuncu ile yaptığı görüşmelerle de gözler önüne seriyor. Sporla beraber kültürel faaliyetlerimiz de var, sanatsal faaliyetlerimiz de var. Yani ucundan kıyısından sinema ve dizi filmde kısa bir rolüm olmuştu yıllar önce, 2000'li yıllarda. Hatta şu an hali hazırda bir televizyon programımız var, Karate Öğreniyorum programı. Sanatın bu kısmıyla da ilgileniyorum aynı zamanda. Yerel ve ulusal kanallarda birçok reklam filmi ve program yapan, aynı zamanda Erete Şah TV'de de Özbek Hoca ile Karate Do Öğreniyorum programını yapan Özbek Hoca, sinema ve televizyonu karate sporunun bir vitrini olarak görüyor ve bu alanda da hala çalışmalarına devam ediyor. Erzincan'daki faaliyetlerimiz iki ayrı salonda gerçekleşmekte. Biri Demirkent Spor Salonu, diğeri Erzincan Merkez Spor Salonu. Haftanın iki günü hem Demirkent Spor Salonu'nda hem Merkez Spor Salonu'nda Karate Do çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bu fırsatı bize veren, burada çalışmamızı sağlayan il müdürümüz ve diğer şube müdürlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Erzincan'da iki yavrusuyla birlikte gündüz vakti dolaşan ayılar objektiflere yansıdı. Erzincan'da iki yavrusuyla birlikte gündüz vakti dolaşan ayılar objektiflere yansıdı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Türkiye'de avlanması yasak hayvanlar listesinde bulunan boz ayılar, Erzincan'ın Refahiye ile İliç ilçeleri arasında kırsalda görüntülendi. Yavru ayıların da annelerinin yanından hiç ayrılmaması dikkat çekti. Yaşamak için geniş ve rahatsız edilmeyecekleri alanlara ihtiyaç duyan boz ayılar, yavrularını asla yalnız bırakmıyor, Refahiye İliç arasındaki yol kenarında iki yavrusuyla birlikte otlanan ayıların, Erzincanlıların doğaya olan saygısından ötürü olsa gerek herhangi bir tedirginlik yaşamamaları dikkat çekti. Av yasağı olmasının da yaban hayatını olumlu yönde etkilediğini bir kez daha görmüş olduk. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız.
Erzincan 18.33, Erzurum 10.26, Sivas 13.29, Gümüşhane 16.30, Bayburt 13.27, Giresun 22.30, Elazığ 17.35, Tunceli 21.35, Bingöl 17.34, Malatya 18.34, Yozgat 14.26, Amasya 19.30, Kars 10.28, Van 13.27, Ağrı 11.30 derece. Dolar alış 5.85, satış 5.86. Euro alış 6.50, satış 6.51. 22 ayar altın bilezik alış 261.75, satış 264.10. Tam altın alış 1889.34. Yarım altın alış 935.12. Çeyrek altın alış 467.24'ten işlem görüyor. Erit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.